Merhaba arkadaşlar. Açık Lise'de parabol konusunun grafik çizimiyle devam ediyoruz. Şebal ne haber? İyiyim hocam. Bir önceki çekimde bayağı bir yorulmuştum herhalde. Gidip bir ara verdim, bir dinlendim. Elimi yüzümü yıkadım. Birazcık açıldık diyelim. Çünkü artık yavaş yavaş kelimeler dolanışıyor. Niye ya? Yani bak her tarafım ıslak daha. Yüzüm yüzüm de şey. Şimdi grafik çizim metotları nelerdir? Şimdi fx ax kare artı bx artı c grafiği çiziniz dediğimde önce biz neyi bulacağız? X ve y'yi. Ekseni kesen noktaları. Bunu parabolde nereye görmüştük? X ve y'yi kesen noktalar nasıl bulunur? Bunları bulacaksınız ve sonra da tepe noktasını bulacağız. Şevval unutma, açık lisede bir soru geliyor buradan. Hmm. Bir tane sorumuz geliyor kesinlikle. Grafik verilir bize. Grafiğin denklemini ister, grafiğin şeklini ister ya da denklem verip grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyebilir. O yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Önce x ve y ekseninin kestiği noktaları buluyoruz. Sonra da tepe noktasını buluyoruz. Bana söyler misin x ekseninin kestiği noktayı nasıl buluyorduk biz? Nasıl buluyorduk? X'e 0 veriyoruz. Y'yi buluyorduk. Y'ye 0 verip X'i buluyorduk. Yani X ekseninin kestiği noktalar aslında fonksiyonun kökleri. Y'yi kesen yerde sabit nokta. Tepe noktasında zaten 6-7 tane formül verdik. Buradan bulacağız. Hemen alalım. Ben ikişer ikişer almaya başladım yine. Hemen bakalım. Fx eşittir X kare eksi 4 X eksi 5 grafiğini çiziniz. Bir grafik çizeceğiz. Ben buradan hemen şey bulayım. Önce buyur. Koordinat eksenini mi çizseydik acaba? Onu sen çizeceksin. Biz noktaları bulalım istersen. Tamam, önce bulalım. Arkadaşlar x'e 0 ver. Y'yi bul. Tek bunu yapıyorsunuz. Y'yi bulalım. Ver 0'ı. Önce sonra x bulursun. Önce 0. 0'ın karesi eksi 0. Orası. Ve x 5. Ha yani. Neydi kuralımız? Sabit nokta. X'siz yer. C'dir. Sonra y'ye 0 ver. İşte burada bir denklem çözmemiz lazım. Maalesef. Hemen bakalım. X kare eksi 4 x. Eksi 5 eşittir 0 denkleminde. Hı hı. Köklerimiz neydi bizim? 5, 1. Çarpımları eksi 5, toplamları eksi 4 olan 5 kere 1, 5 yapar. Ama eksi 5 ve toplamının eksi 4 olması için. Eksi 5 artı 1. Eksi 5 artı 1, eksi x, 0, 0. Buradan x eksimiz 5. Diğer eksimiz de eksi 5. Diğer eksimiz de eksi 1. Hop, bunu da bulduk, rahatladık. Şimdi sabit noktayı da bulduk. Doğru mu? Hı hı. Yani bu kimi kesen yer? Y'yi kesen yer. Bunlar da X'i kesen yer. X'i kesen yer. Bunları bulduk. Ama bir de neyi bulmamız lazım? Tepe noktasını. Tepe noktasını hemen kısa yoldan bulalım. TRK. Demiştik ki eğer sizin fonksiyonunuz X kare ile başlıyorsa uğraşma arkadaşım. Bunun yarısı karşıya atarsam yarısı eksi 2 yapar. Karşıya atmış hali artı 2. R'miz 2. Görebildik mi? Gördüm. Yani kısaca bunu tam kareye çevireceğiz. Şöyle de yazsak olur Şevval. X eksi 4. O zaman x eksi 2'nin karesi olacak. X kare eksi 4 x artı 4 gelecek. Bana ne lazım? Eksi 5. Artı 4'ü ben eksi 5'e nasıl çeviririm? Eksi 4. Artı 4'ün yanında ne yazarsam eksi 5 olur? Eksi 9. 9. Buradan da eksi 9. İşte burası R oluyordu. Burası da ne oluyor? K oluyor. O zaman tepe noktamız nedir dediğimiz zaman? 2'ye eksi 9. Şimdi ben koordinat eksenini çizeceğim. Noktaları sen bulacaksın. Hadi bakalım bana yardımcı ol. Şimdi. Evet. Önce x noktalarını bul istersen. X noktası. Eksi 1'e 5. Eksi 1'e 5. Eksi 1 burası. Çok güzel. Burası x eksenimiz olduğu şurası için. Şurası da 5 olsun. Tamam bir şey. Burası da y eksenimiz. Doğru mu? Evet. Şimdi bu tarzda ikisinin tepe noktası tam ortasında olacağı için hayali bir ortanca nerelerde olur? Şuralarda bir yerde. Doğru mu? Evet. Bu nereden geçmesi lazım? Burası 2. 2'den. Peki y'si nereden geçecek? Eksi 9. Eksi 9'dan. O zaman tamam oralarda olsun. Burası da eksi 9. Parabolümüz şuradan geçecek şu noktadan. Peki sabit noktası neydi? Eksi 5. Nerede? Burada. Eksi 5. Onu da bulalım. Neresi? Y'nin eksi 5 olduğu yer. Şurası. Orada bir yerdedir. Tahmini. Zaten grafik şekillerde aynı şey veriyor ya. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Kollar yukarı mı aşağı mı? Kollar yukarıda. Yukarıda. Pozitif olunca kollar yukarı. Hemen geliyoruz. Şu şekilde bir ifade veriyoruz. İşte parabolümüz şurası tepe noktası değil mi? Tepe noktası y'yi kesen yer, x'i kesen yerler. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Bir parabolde ax kare bx artı şuradan aslında şöyle bir şey verelim. Ops. Hemen bakalım. Ax kare bx artı c grafiğini çizilirken burada şuna dikkat et. A'mız sıfırdan büyük ise parabolümüzün kolları yukarıdır. Hmm. A'mız sıfırdan küçük ise yani
X kare negatif başlıyorsa hiperbolün kolları aşağı doğru. Kollar yukarı pozitif, kollar aşağı negatiftir. Anlaşıldı mı? Hemen gelelim. İki tane aldın değil mi? Güzel. Evet, hemen bakıyoruz. Fx eşittir ay kare grafiğinin çizimi nasıl oluyor? Arkadaşlar, genel fonksiyonu bizim fx ax kare artı bx artı c değil mi? Evet. Burada eğer b ve c 0 olursa b ve c 0 yani bunlar yok. B c 0 olursa bu fonksiyonun tepe noktası 0'a 0 oluyor. Yani tam orijinden geçiyor. O zaman bütün ax kare grafikleri nereden geçecekmiş? Orijinden geçer. Bu bizim için niçin önemli biliyor musun Şevval? Şundan dolayı önemli. Ben bir x kare grafiğini hiçbir şey yazmadan ezbere çizebilirim. Buyur. Y eşittir x kare grafiği. Peki y eşittir 2x kare grafiği. Şimdi şunu düşünelim. X'e 1 verdiğimde 1 olacak. Hı hı. 2 verdiğimde şöyle geldi bize. 4 olacak. Doğru mu? Hı hı. Peki y eşittir 2x kare grafiğini çiz desem sana. Bu sefer şunu düşüneceksin. 1 verdiğimde 2 olacak. Şuraya gelecek. 2 verdiğimde 4, 8 olacak. Yani kollarımız daha da çok kapanacak. Bu şekilde düşün. Kolların kapanmasının sebebi ne? A ne kadar büyürse kollar kapanır. Büyürse kollar kapanır. Peki A'nın negatif olma durumunda neydi? Neydi? Şu da bizim. Aşağı doğru olacak kollar. Y eşittir. Eksi AX kare grafiğidir. Kollar aşağı doğru. Peki burası eksi X kareyken grafiğimiz bu olsun. Ama eksi 2x kareyken grafiğimiz kollar biraz daha kapanıyor. Hı hı. Öğrenciler sayı büyüdükçe kollar kapanıyor. Aynen öyle. Öğrenciler şunu karıştırıyor. Cümle A büyüdükçe kollar kapanıyor dersek yanlış arkadaşlar. Şevval, buraya dikkat et. A sayısı yani işaretine bakmadan büyüdükçe kollar kapanır. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kollar kapanır. Aşağı geldiğimiz zaman eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 kollar yine kapanır. Kollar ne zaman açıktır? A sıfıra yaklaştıkça kollarımız açık olur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Buna da dikkat ediyoruz. Hemen bakalım. Y eşittir AX kare artı C grafiğinin çizimi. Şimdi niye bu grafiğin çizimi diyorum ben? E sen AX kare grafiğini biliyorsun, doğru mu? Hı hı. AX kare grafiği neydi? Orijinden geçen bir grafik. Orijinden geçen grafiği çiziyorsun. C sayısı kadar Y ekseninde taşıma yaparız. Örneğin şuna bakalım. Bakalım. Hemen bana Y eşittir X kare grafiğini çiz. Aman ne kadar güzel bir şey. Doğru mu? X kare grafiği. Çok güzel. Peki ne var burada Şevval? Artı 3. Artı 3 ne demek arkadaşlar? Y'de pozitif mi negatif mi? Pozitif. Çünkü pozitif. Yukarıya taşı bana. 3 birim grafiği hiç değiştirmeden. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Bir saksı düşünün. Saksıyı hareket ettiriyorsunuz. 3 birim taşıdın. Evet. Kağıdı taşıma, grafiği taşı sadece. Kağıdı beceriksiz olmaz ki. Hı hı. Evet. Ne gördük arkadaşlar? Y eşittir x kare artı 3 grafiği. Hemen şuna bakalım. Bu ne grafiğiydi Şevval? O orijinden geçiyorsa. Y eşittir x kare. E peki eksi 2 birim aşağı taşıyacağım ben bunu. 1. 2 birim. 2 birim eksi 2 birim. Grafiğini çizersek aynısını orada yapıyoruz. Aynen. Ve böyle. Tepe noktası tabii tam şurada olacak. Onu değiştirmememiz gerekiyor. O halde arkadaşlar x kare grafiği çizdikten sonra x kare artı c yani artı 3 hangi değeri verirse versin yukarı aşağı taşıyorum. Bu şekilde. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Böylelikle grafik çizimin bir bölümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar unutmadan tekrar hatırlatalım. YouTube sayfamızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü her takip eden abonelerimize direkt yüklenen videolar otomatik olarak güncelleme geliyor. İşte video yüklendi. Instagram sayfamız Açık Lise TV, Facebook/AçıkLiseTV, Twitter/AçıkLiseTV ve Google Plus'ta. Özellikle arkadaşlar videolar için YouTube sayfamızı güncel haberleri almak için de Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şevval, görüşmek üzere. Görüşmek Sen de kendine üzere iyi hocam. Bak. Görüşürüz arkadaşlar.